Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi ilk önce bir psikoloji yapmadık. Bazı sorulara cevap yaptık. Sonra iki tane barla yaptık. Değil mi? Evet. Şimdi bu cumartesi değil bu dersler. Bu bizim ister yayınlarız, ister yayınlamayız. Bu sizinle alakalıdır. Birinci derecede sizin yetişmeniz içindir. Bu öyle. Anlıyor musun? Yani bu masa dersi aşağıdaki mescit dersi değil. Mescit dersinde başka bir şey yapma şansın yok. Umumi hukuk. Burası eğitim yeri. Gün içindeki, hafta içindeki eğitim yeri. Dolayısıyla size farklı şeyler yapmam, farklı malzeme vermem, malzeme oluşturmak, zenginlik oluşturmak size. Tamam, size zenginlik oluşturmak. Şimdi ben Barla'dan, dün de yaptık çık salında, cümle cümle. Şimdi size tevhidden yapacağım ama malzeme vereceğim. Sırf malzeme. Yani sırf malzeme farkı şu. Bir ders yaparken arada bir misal kullanmak. Evet abi. Bu malzeme değil, onu açmak. Malzeme şu. Tamamen başından sonuna kadar tefekkür ederken kullanılan malzeme. Sistem yani. Sistem. Dolayısıyla siz bunu haşirde kullanırsınız. Tevhitte kullanırsınız. Miraçta kullanırsınız. Melaikede kullanırsınız. Yani sudur yani. Suyu istediğiniz yere koyarsınız. Tamam. Şimdi malzeme olarak. Peki bazıları diyor ki sen ders ki defterinde yapıyorsun. Risale-i Nur dersi değil. Değil tabii. Biz Risale-i Nur dersi değil mi yapıyoruz? Öğleyin eğitim dersiniz. Peki ne yapacak bu arkadaşımız? Risale-i Nur dersini dinleyecek. Bu tür derslere girmeyecek. Bu soru soran arkadaşımıza koy buraya. Diyor ki Risale'nin dersi değil. Tamam değil işte. Biz de Risale'nin dersidir demiyoruz. Girme yani. Risale'nin dersi hangisidir? Cumartesidir. Sıfır o. Risale-i Nur. Risale-i Nur. Evet. Şimdi bu ne? Eğitimdir ya. Bizim gündelik hayatta mesela çay içerken konuşmuyor muyuz? Sonra bunu. İşte çay faslı bu. Tamam. Ha, işine yarar. Malzemedir. Al. Yaramazsa alma. Efendim. Evet, şimdi okuyorum. Tamam mıyız? Evet abi. Bu malumatı verdim. Allah'ı anlamak yani ispat etmek adına düşüncelerimizden bir parça okuyacağım. Allah'ı Celle Celaluhu kim yarattı? Önceki Allah. Allah'ı kim yarattı dediğine göre senin inandığın Allah yaratılmış. Yaratılmış bu. Allah'ı kim yarattı? Ha, mahluk bir Allah biliyorsun. Öteki Allah. Hemen gene soruyu devam edecek. Peki onu kim yarattı? Önceki. Onu kim yarattı? Önceki. Nereye kadar gidecek bu? Sonsuz. Niçin sonsuza gidiyor bu soru? Çünkü hakiki Allah sonsuz olduğu için. Akıl Allah'a varır, Allah'a yatay edemez de ondan. Nasıl? Şöyle. Suyu kim ıslattı sorulur mu? Sorulmaz. Niçin sorulmaz sizce? Çünkü fıtratında var yani. Çünkü su ıslatılmadan ıslatan olduğu için. Yani su denilince fıtratı ıslatandır. Sen suya şu soruyu sorsan, seni kim ıslattı? Sorunun altında şu var. Sen aslında kurusun, kuru, o fıtratın kurudur. Ama ıslak durman birisi seni ıslattı. Soruda bu var. Soru sorarken bir kabulleniş var. Onu kaçırmayın. Suyu kim ıslattı sorusunda bir kabulleniş var. Su kurudur. Ve bunu
iddia ediyor başka bir şekilde. Suyu kim ıslattı? Veya sonsuzun sonunda ne var? Bu da mantıksız. Bu da bir kabullenişin dışa vuruşu. Nedir? Mantıksız niye? Sonsuz diyorsun. Son veriyorsun. Sonunda ne var diyorsun. Sonsuzun, dur burada, sonunda ne var? Madem sonsuzsa sonu yok ki, sonunda bir şey olsun. Ateşi kim yaktı? Sorulamaz, yani bu çoğalır. Bu nedir? Zıttını kabul etmenin ifadesi. Mesela şeyde zıttının kabullenişe ait hemen hatırıma gelen bir şey var. Allah yoktur. Demekte de bir kabulleniş var. Ne yoktur? Kalem yok. Ha, bir kalemi kabul ediyorsunuz, sonra inkar ediyorsunuz. İnkar etmek için kabul etmek gerekiyor. İnkar edilen vardır. Var olmayan bir şey inkar edilemez. Evet, önce onu kabul ediyorsun, var ediyorsun, sonra inkar ediyorsun. Başka şansın yok. Mesela şöyle bir inkar gördünüz mü? 8 kafalı insana inanmıyorum. Böyle bir inkara rastladınız mı? He? Niçin rastlamadınız? Yok. Yok. Ha, var olan inkar edilir. Allah'ı kimi? Allah'ı. Ha, o bizim bildiğimiz Allah. Yoktur. Tamam, yoktur. Doğru. Senin dünyada yoktur. O var. Çünkü sen zaten yoktur demeyinle var ettin. Yok yok olsa o var olur. O var olur. Bilimsel formüller var. İvme formülü, hız formülü, zaman formülü var. Formüller nedir? Bilimsel formülüze edilebilir şeyler. Yani formülüze edilebiliyor. Mesela düşüyor. Bu formül edilebiliyor. Yani ivme, yer çekimi. Niye edilebiliyor? İhata edilen her şey formül edilebilir. Unutmayın bak. İhata edilen her şey, ihata şu. Ben bunun dışındayım, kalemi görüyorum ve düşüyor. Bu da düşüyor. Aynı mı düşüyor? Değil. Değil. Ha, o zaman mutlaka bir fark var. Bu ikisini fark ettim mi ben, gördüm mü? Formül edilebilir bu. Edilebilir. Niçin farklı düşüyorlar? Bu daha geç niye düşüyor? Formül edilebilir. Formülüze edilebilen, tekrarlanabilen bir şeylerdir. Tekrarlansın diye formülüze ediliyor. Zaten formülüze edilmese tekrarlanamaz. Bir oldu, var oldu, bitti. İki şey formülüze edilemez. Bir, başlangıcı olmayıp sonsuz da olan, başlangıcı yok, sonsuz. Formülüze edilemez. Başka, oldu, yok oldu. O da formülüze edilemez. Çünkü yok ki. Var olan ve tekrarlanan şeyler de formül edilir. O, yani ihata edilmesi lazım. Allah ihata edilmediği için formülü yoktur. Mesela ruh ihata edilmediği için formülü yoktur. Mesela eletin kendisi hakkında formül yoktur. Ama dişe vuruşları hakkında var. Mesela şurada şu kadar ise, şu kadar devir, süpürge makinesini çeviriyor. Ama bütün ısı oradan çıkıyor, kablodan geçen enerji ısı kabloyu yakmıyor. Bak mesela, bak bir daha söyleyeyim. Şu elektrik ocağında Fatih, elektrik ocağına bağla, ısıtır mı? Bu sıcaklık değil mi? Yanıyor da çayı ısıtıyor. Peki bu ısı, sıcaklık kablodan geçen elektriğin içindeyse kablo niye yanmıyor? Ha, nedir? Elektrik sıcak değildir. Klimayı çalıştırıyor. Elektrik soğuk değildir. Işık veriyor. Elektrik ışık değildir. Torna tezgahı, elektrik torna tezgahı güç değildir. Süpürge makinesi, elektrik hareket değildir. Nedir? Her şey olduğu için bir şey olmadığından ihata edilemez, bilinemez. Bunlar nedir? Onların sıfatıdır. Elektriğin sıfatıdır.
her şey olan bir şey olmadığından gözükmez, ihata edilmez, formül edilemez. Her şey olan. Ama her şey olan elektrik ocakta ısıdır. Bu ısı elektriğin sıfatıdır. Elektrik değildir. Mesela konuşuyorum, sesim var. Ben ses değilim. Duyuyorum. Ben duyma değilim sif. Bunlar benim sıfatlarımdır. Sıfat, mesela başka bir tane örnek vereyim. Bunu mutlaka kafanızda şey olması için. Su asıldır, buz sıfattır. Su asıldır, kar, dolu, buhar, yağmur. Bunlar sıfattır. Daha arkaya gideyim. H2O, hidrojen oksijen asıldır, su sıfattır. Islatmak sıfatıdır suyu. Yani arkaya gittikçe cevhere doğru ölçü birimi değişiyor. Yani yorumlama değişiyor. Baktığın yere göre. O zaman bu soruları, yani bu malzemeleri size gelen, dershaneye gelenler olacak, konuşacağınız insanlar olacak, daha geleceksin inşallah. Gençsiniz böyle. Yani konuştuğun, durduğun yere göre değişir. Mesela buz, kar, dolu, yağmur, ıslatmak suyun sıfatıdır. Su asıldır. Asılı olan. Şimdi asılı iş yapıyoruz. Su sıfattır. Mayı olmak, işte ıslatmak. Hidrojen, oksijen asıldır. Buna cevherdir. Peki, hidrojen ve oksijen ikisi farklı sıfattır. Hidrojen, oksijen sıfattır. Enerji cevherdir. Asıldır. Enerji sıfattır. Esir asıldır. Esir sıfattır. Maddi hayat. Maddi hayat sıfattır. Aynı hayat cevherdir. Aynı hayat sıfattır. Nur-u Muhammed'i asıldır. Nur-u Muhammed'i sıfattır. Esma-i Hüsna asıldır. Bitti oraya kadar. O zaman durduğun yerden, baktığın yere göre değişiyor. Mesela ben Zeytinburnu'na buradan bakıyorum, farklı. İkinci kattan bakıyorum, farklı. Başka. Yani malzeme, yani bunlar bir şey ispat etme kullanmıyorum. Dikkat ederseniz yuvarlak bir şeyler. Bunlar Risale okurken basacağınız, kullanacağınız, birilerine denk geldiğin zaman kullanacağınız, yani düşünce zenginliğini yapmaya çalışıyorum. Zengin olmanızı istiyorum. Yani soruluyor abi, Allah'ı kim yaratmış diye soruluyor. Tabi, suyu kim ıslattıysa o yaratmıştır diyeceksin. Bu kadar basit bak. Suyu kim ıslattıysa. Hani lokomotifte şey var ya, 10. vagonu 9, 9'u 8, 8'i 2, 2, 1 çekiyor. Bir vagonu. Peki, o vagonları çeken lokomotiftir. Lokomotife denilir mi? Lokomotifi kim çekiyor? Denilmez. O zaman o da vagondur. Eğer lokomotif de çekiliyorsa vagondur, lokomotif deme. Her şey ısıtan, güneş ısıtılamaz. Güneşe ışık nereden geliyor? Kendisindendir. Islaklık nereden geliyor? Kendisindendir suyun. Takılan bir özellik değil suya. Su olduğu için ıslatıyor, ıslattığı için sudur. Başka? Düşünmek çok ciddi ihtiyaçtır. Düşünmek hakikaten, şimdi hatırıma da geldi de Kur'an'da geçiyor. Ne kadar az düşünüyorsunuz? Öyle öyle. He, aynı. Ne kadar az düşünüyorsunuz? İşte dinsizler ne diyor? İnkarcılar. Müslümanlar körü körüne İslamiyet'i kabul ediyor diyor. Kur'an diyor ki niye düşünmüyorsunuz? Ya akilun, takilun, efele tefekkerun, efele tedebberun, ya ulul elbab diye böyle ayetlerle ne kadar az, ne kadar da az düşünüyorsunuz? Düşünmezler mi? Düşünmüyor musunuz? Ayetlerle düşünceye sevk ediyor. Adam ne diyor? Kur'an'ın iddia ettiğini tersini söylüyor. Düşünmeden körü körüne iman ettiniz diyor. Düşünmek çok ciddi bir ihtiyaçtır. İnsanlar bunu yapmadıklarından rahatsız oluyorlar. Psikoloji rahatsızlıkların temeli bu biraz. Düşünmüyor. Kendini salmış. Başka? Diman sistemi düşünme ile aktif ve canlı olur. Dima sistemi. Fikir düşünce fark var değil mi abi? Tabii tabii.
düşünmek geneldir. Tamam mı? Tasavvurdadır. Oradan ayıklandığı taakkula geçer, akla geçer, akıl tefekkür eder. Dima sistemi düşünme ile aktif olur ve canlı olur. Eğer düşünmeyi terk edersen dimağı bataklığa atmış olursun ki Kur'an ne kadar az düşünüyorsun, düşünüyorlar diyor. Düşünmüyorsunuz, düşünmezler mi? Söylüyor. Niçin? Bataklıktan çıkamaz ondan. Dima bataklıktan çıkamaz. Düşüncesizlik bataklıktır. Bazen düşünmeyi de taakkulda görüyorum yani Risale'de. Fakat genel itibariyle düşünme imanat hali olduğu için yani bir belirleniş yoktur, bir tezgahtır. Mesela gömlek imal ediliyor. Kim giyecek? Ali mi Hüseyin mi belli değil. Ama şey geçti, gömlek bu kumaş. Erkek gömleği oldu, bu artık kadın giymeyecek. Yani kumaş yapılırken genelde bu tasavvura benzer. Erkeğe odaklandı, bu taakkula geçer. Ama kim giyecek, o da varılan neticedir. Yani dimağda meratip var ya, garip garip baktınız da. En diş tarafta soğan kabuğunda ne var? Tahayyül. Sonra tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Bunlar niçin tekrar ediyorum biliyor musunuz? Zihninizde kalsın, hepsinin bir hükmü var. O zaman dayatmaları gördüğün zaman dimağda, ha bu budur, buysa bunun buradan kaynaklanıyor diyesin. Yani hepsinin bir zaafı var. Hangisi zaafı olduğunu anlarsın. Derse gelerek, kitap okuyarak malzemeler elde ederiz. Bunları kullanırız, ilme dönüşür. Bunları tefekkür ederiz, huzura dönüşür. Hem nasıl ki görülmeyen elmanın içindeki lezzeti dil ortaya çıkarıyorsa, ilmi tefekkür ederek, tefekkürün içine, daha ötesine geçerek, Latife-i Rabbaniye oradan huzuru alır ve müşahadetullah olur. Burayı anladık mı? Bir daha mı okuyayım? Bak, nasıl ki görülmeyen elmanın içerisinde lezzet var. Elma gözüküyor ama çıplak gözle lezzet gözükmüyor. Elmanın içinde ama. Onu biliyoruz. Neyle biliyorsun? Aklen. Onun içinde lezzet var ama göz görmüyor. Peki dil oradan bu tarafa alıyor. Lezzeti bu tarafa alıyor. Tamam mı? İlmi tefekkür ederek, tamam ilmi, şimdi derse gelerek kitap okuyoruz diyoruz ya, bir de okuyorum. Hem nasıl ki görülmeyen elmanın içindeki lezzeti dil ortaya çıkarıyorsa, ilmi tefekkür ederek, yani bu malzemelerle Risale-i Nur'u tefekkür ederek tefekkürün içerisine tefekkür edince, mesela elmayı aldık, içimize aldık mı, dil onun içini çıkarttı mı, Risale-i Nur'u okuyarak içimize aldık mı, tefekkürünü aldık mı? Tefekkür içine alacak şimdi. O aldığı, okuduğu kitabın içini çıkartacak. Elmanın içini çıkarttığı gibi. Tefekkür içine, daha ötesine geçiliyor. Yani ilime dönüşüyor. İlim tefekküre dönüşüyor. Tefekkür de marifetullah'a dönüşüyor. Marifetullah Latife-i Rabbani'ye dönüşüyor. Latife-i Rabbaniye de müşahadetullah'a dönüştürüyor. Formatını değiştiriyor. Mesela buz, su, H2O, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, akıl ceberi, ruh ceberi. Ya bununla alakalı bir rüya görmüştüm ya. Allah Allah. Şimdi hatırladım ya. Hayır. Öyle ya. Amin. Bu maddi hayat hakkında ders yapıyordum. Allah Allah.
Huzurun tersi zıttı olan neymiş bak? Huzurun tersi olan, zıttı olan yeis, ümitsizlik ve kimsesizlikle de yediğimiz, giydiğimiz ve hiçbir şeyden lezzet alamadığımız gibi huzurun zıttı neymiş? Yeis, ümitsizlik. Peki o da ne doğuruyor? Kimsesizlik. Adem. Yani Allah'a yok adamın. İster istemez ümitsizlik, ümitsizlik de yeisi doğurur. Bağla kaçtı? 49 muydu? Ümit ve iman gibi âli sermen varken. Dün okuduk ya. Beni kim yıkabilir? He? Beni kim yıkabilir mi diyor Hulusi abi? Evet. Beni kim yıkabilir? Bak. Ümit ve iman gibi âli sermayen varken. Ümit ve iman gibi pek âli bir sermayemiz varken, ustadım da varken diyor, kim yıkabilir demek diye devam ediyor. Bak bir de okuyorum. Huzurun tersi zıttı olan yeis, ümitsizlik ve kimsesizlikle yediğimiz, bak giydiğimiz ve hiçbir şeyden lezzet alamadığımız gibi, mesela kimsesizlik ümitsizlik doğurur. Ümitsizlik yeisi doğurur. Peki ne olur eylem? Giydiğinden, yediğinden, gezdiğinden, jipe biniyorsun, Mercedes'e biniyorsun, sanki cehennemin içine girmişsin. Nereye girersen git. Birisi aradı ya, gene söyleyeceğim ama çok etkilendim ya ben. Alo, buyurun. Hasan Hoca ile mi görüşüyorum? Hoca dediğine göre Nurcu değil, tak. Buyurun, buyurun benim. Kusura bakmayın, birisinden aldım. Buyur kardeş. Hocam ya, kısa keseceğim. Kısa keseceğim. Bana ne dersin? 138 mi dedi? 130 küsür. Kişi tekstil fabrikanda çalışıyor. Ben oradan çıktım. Tamam. Ve jipin içindeyim. Tamam. Hayat, senin videonu seyrettirdiler bana. Hayat benim için anlamını yitirdi. İntihar seçenek oldu. Şu anda jipin içindeyim. İleride kaç dedi? 17. 17 kilometre ileride göl var. Atlamayı düşünüyorum yer yer. Hocam kaç sene dedi? 6 sene, 5 sene önce. Sarıyer İstinye'de bir araba boğaza atladı. Duymuş muydun? Duymuştun dedi. O benim arkadaşımdı dedi. Ya çok geldim hocam oraya jiple, duvara jipin lastiğini çok vurdum. Fakat cesaret edemedim. Hocam benim durumum bu. Ne dersin şimdi bana? Sohbetlere gidiyor musun dedim. Gitmiyorum dedi. Tabii pek de namaz kılmazsın. Bazen dedi. Namaz da kılmayınca zaten zekat da vermezsin pek. İnternet çünkü namaz olmayanın zekatı. Ondan sonra internet, televizyon, tabii. Sen huzursuz olmayacaksın da ben mi olacağım? Yani fabrikam var diyor. Jipin içindeyim, niye huzursuzum? İmanın, iki tane iman var. Bir, imanı sana ya getirdikleri diyorum. Bir de imanın içine giriyorsun. Sen kardeşim. Öyle imanın var ki dedim, marş motoru, kıt kıt. Orta bir imanın olsa, kaptı. Sağlam iman, bir imanı sana getirdi, dışarıda büyüyor, küçülüyor, ufak kesiliyor. Bir de şuuru imani içine giriyorsun. Sen kardeşim, şuuru imanın yok. İmanın var, şuuru imanın yok. Hocam nerede elde edilir o? Tahmin et dedim. Beni aradığına göre. Allah üzülsün ya. Şuurla imanda. Evet. Şuurla düşünerek iman. Evet. Düşünerek iman değil. O iman sana iyi şeyler düşündürüyor. Günahtan seni koparıyor. O düşünme. İkinci şuur. Kafadaki senin dediğin. Bu değil. Sana rağmen içine giriyorsun.
sekeratta, uykuda, şuursuz anında hep o aktif arkada. Birinci şuur. Şuuru imani aşağıda. O gelip de bize bir şey yapmıyor. Biz onun içine girmişiz. Şuur imanın içine girmek lazım. Evet. Yani bu da yetiyor da yetmiyor bu zamanda işte. Bu taklidi iman. Anne babadan gelen iman. Bu ise kendi kazanımınla oluyor. Kitap okuyacaksın. Tefekkürle içine giriliyor. Başka girilmiyor. Tefekkürle. Evet. Başka girilmiyor. Üzül istiyle. Bir nece yıl önce bile, durumum böyle de şey, ucuz maçtan var ya, fiyat aşağı. Şimdi elhamdülillah evim, eşim, kapıda cipim, ama huzur tapabilmirim o şeylerden. Ben de yani yese düşürüm, şey olabilmirim. Evet, onlardan lezzet alamıyorum. Eşim, aşım, binam, jipim de var. Öyle, ama huzur yoktu. Ama huzur yok. Biz gelip sürmek istemem bile. Arabayı kullanmak istemiyorum. İstemem. Hem şey arzum değil ki jipim olsun, belli olsun, yel olsun. Böyle bir şey istemiyoruz. İndi bu arada hiç istemiyorum. Şey, huzurum yok. Şey, yese düşürem özümden beri. Evet. İşte bir ana babadan işte miras bina apartman kalıyor ya. Toprak arsa, miras. O bir imam. Örf, ana neden kalmış? Düşe kalka gidiyorsun. Bir de açıyorsun sen. Zaten mesleğimizde zaman, mekan sohbetimize mani olmaz. Şartta, gapta, hatta ahirette, berzahta da olsak beraberiz. Mesela berzahta Hafız Ali rahmetullahi her gün mani yanımızdadır. Bu hakikata binaen suri ayrılığa vesaire ölüme emniyet vermemeliyiz diye devam ediyor. Yani böyle bunu aldın, okudun. Tamam. Tefekkür ediyorsun. Bu bir, bunu alıp namaz kılmak, oruç tutmak birinci iman. Şuur imanı. İmanı sana getirdiği namaz, oruç, zekat, bu yetiyor. Bu marşı çeviriyor. Zekat verebiliyorsun. Haramdan uzaklaşabiliyorsun. Tamam mı? Bunlar yetiyor. Zahiri şeriat yetiyor. Ama şu tefekkürle imanın içine girersen artık buraları yaşamıyorsun. Oraları yaşıyorsun. Huzuru daime kadar gidiyor bu. Huzur eten var. Huzuru daimi var. Bir huzur var. Huzuru tam var. Eten var yani. Ha, şimdi bu tefekkürle içine giriliyor. Birinci imanla. Gafletsiz huzur var ki. Gafletsiz. Yaxşı şey, imanı şey, şey desen de, tefekkürle düşünen de adam rahatlaşır. Ama bir yaxşı olaylar düşünen de adam sıkıntıya düşürür. Düşür. Yaxşı olay olmayan bir şeyler düşünen de, sıkıntı verir evet. Şeyler düşünen de, hele kalırsan bile o şeyler düşüne. Evet. Çok geç çıkar adam. Çok geç çıkar. Ha. İşte imanı var. İmanı var, psikoloji sorunları yaşıyor. Birinci imanda yaşıyor demek bu. Birinci imanda yaşıyor. Bu imandır Allah'ın. Ama şuur imaniye, tefekkürle geçersem, tefekküre alışan bir insanla psikoloji sorunu olmaz. Olursa da hafif vurur geçer, tık tık. Balık oltaya vurur gibi tık 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 kaybolur. Hafif. Peygamberde var böyle, peygamberde de sıkıntı olurdu. Ama seni bloke edemez. Böyle leylim leylim haftalarca günlerce olmaz. Böyle bir şey olmaz. Tefekkür imana geçtin mi fırtına fırtına. O şeyler dağılır. Onlar hikaye. Huzur tam oluyor. Huzur. Tabi. Artık ne demek o? Biraz da iş yapayım. Meselemiz o değil ama soktun beni oralara. İçeriye giriyorsun. Tamam içeriye giriyorsun. Artık içeriden seyrediyorsun. Bedensel dayatmalardan uzaksın. Bu beden. Ruhta yapışmış, bedensel sıkıntılar, istekler aynı ruhta hissedilir. Ama ruhu biraz uzaklaştır bundan, şuurima içine gir. Şimdi bedenin sıkıntısı buna gelmiyor. Allah. Arada boşluk var çünkü. Burayı sıçramıyor. Eğer yapıştırırsan üşüdü bu da üşüyor. Şehvet, gadap, hiddet, para, dünya, bu da bu buraya yapışmış. Bu da nereye yapışmış? Dünya. Dünyanın bütün lezzetlerini hissedersin. Dünyanın kadını, Mars'a,
masası, kasası, masası, rutbesi, arsa alayım, bina alayım, ya kaçıyor ya. Adam 70 yaşında ölecek, ya şurada bir kelepir, bir arsa denk geldi, daire geldi, alayım. Çünkü bu niçin böyle diyor? Ruhu yapışmış cesedine. Ama bunu uzaklaşınca, ya öf be. Ya, yani dünya olsa ne olur be. Musa Aleyhisselam yaptı. Bizi böyle tutan, ha? Musa Aleyhisselam yaptı böyle yapıştırma. Ya Rabbi dedi, bu şeytanı bir kaldır dedi ya. Bıkmış demek ki Musa. Hakikaten şeytanı kaldırdı, şehirde kimse yok. Herkes evinde. Tek tek evi dolaşıyor. Zaten ne olacak evler dedim. 1000 kişi, 2500 kişi. Site ya. Adama soruyor, niye çarşı pazar çıkmadın? Ya Musa sen demedin, dünya fani ya, değer mi ya? Ne kadar uzun olsa ne olacak ya? Değer mi ya? Bakır ustasına demiş. Bakırcı ustasıymış. Değer mi demiş ya? Ötekisi de ayakkabı dikiyormuş. Ya Musa başver dedi, ayakkabı çabuk ya. Ya onu dikeceğine evrat eskar. Tora, Tevrat'ı oku dedi. Niye okuyayım? Niye dedi ben dedi ayakkabı dikeyim? Bir baktı ki hepsi böyle. Ötekisi de sığırlar. Ne yapayım otlasın dedi. Gelirse gelir, gelmese bizim. Çoban da öyle dedi. Sonra baktı ki ya Rabbi hiç mi hikmetine sual sorulmaz. Allah'ım ben özür dilerim. Tamam kaldır. Şeytan aktif olsun. Şeytan aktif etti. Herkes çarşı pazarda kavga, gürültü falan. Ne işte malı giden şey ötekisi şey satıyormuş. Buz. Sermayesi helak olana merhamet edin. Sermayesi helak olana merhamet edin. Bağırıp çağırıyor adam. O adam bir tanesi gitti. Ona kimse bağırmıyor. Mal satıyoruz. Ben, sen niye bağırıyorsun? Senin malın duruyor. Benim sermayem gidiyor diyor ya. Adam o anda alim geçerken bunu duymuş, bayılmış. Niye? Ulan adam çıldırıyor. Elindeki buz, çünkü eskide buzdolabı yoktu. Buz dağdan getirmiş. Adamın sermayesi bu. Eriyor. Sermaye eriyor, çıldırıyor. Ulan diyor o alimde, benim sermayem ömür. Eriyip gidiyor. Ben bunun kadar bağırmıyorum. Yazıklar olsun bana diyor. Lan bayılmış. Ama biz ancak gülmüşüz. Peki. Huzurun tersi okuduk. Bir de okuyayım. Huzurun tersi zıttı olan yeis, ümitsizlik ve kimsesizlikle yediğimiz, giydiğimiz hiçbir şeyden lezzet alamadığımız gibi artık buna yedi yemek işkence oluverir. Adam mesela hayat anlamını yitirmiş. İntihar seçenek oldu. Artık buna yemek yemek, su içmek, arabadan bahsetmek işkencedir ya. Git ya uf, demeye başlar. Hayat manasını yitirir. Yaşamakla yaşamamak eşit olur. Çünkü 339 sözlerde şöyle diyor. Yeisin zulümatından ve yeisin zulümatından, kimsesizlik vahşetinden, 3 erva habisenin izacatından, erva habise seyrettiğimiz filmler, işittiğimiz müzik sesler, kokladıklarımız, yediğimiz helal haramlar, yaşadığımız dokunma, yaşadığımız mekandan, habisler ise erva habise, iyi şeyler ise erva haliye. Erva habisenin izacatından, tacizinden, işte psikolojik hastalık odur. İyi değilim. Kalbim, sinir, tansiyon, bunlar hep erva habisenin dayatmalarından, izacatından. O yeisin, yani kimsesizliğin, o vahşetin dehşetinden diyor. Bunu anlatıyor. Bak yeisin zulümatından, kimsesizlik vahşetinden, erva habisenin izacatından, o dehşetin vahşetinden. Dil elmada gözükmeyen lezzeti çıkardığı gibi, Latife-i Rabbaniye'de ilmin tefekküründe huzuru çıkartan bir cihaz insanidir. Latife-i Rabbaniye'de ilmi tefekkürle de mesela elma, dil lezzeti çıkarıyor. Latife yani kim? Dil. Latife-i Rabbaniye organı da ilmi tefekkürden de gözükmeyen huzuru çıkarıyor. Bir daha.
Elma, elime bakar mısın? Elma. Lezzet gözüküyor mu? Yok. Cihaz. Dille. Bunun içini çıkarıyor muyum? Barkodu okutturuyorsun. Barkod. Ha, barkodu okutturuyor. Doğru. Bunun içinde lezzeti çıkarıyor muyum? Organla. Latife Rabbani organı ile tefekkür-ü imani malzemesinin içerisinden de bu dil huzuru çıkarıyor. O zaman her şey sana lezzet vermeye başlıyor. O zaman diyorsun ki lütfu kahrın, lütufla kahir, şeyin vahid, ikisi aynıdır. E ama nasıl aynı olur? Bilmeyen çekti azap. E ne yapacağız peki? Onu artık bu dayatmalardan çık, o azaptan kurtulur. Enfüse dönen anlar bizi, sultan olan anlar bizi. Lütfu kahrin, şeyin vahid, ikisi birdir diyor. Lütuf da kahir aynı şeydir. Şeytanla melek Allah yaratmış, esmaya dayanır. Ama bilmeye çekti azap. Ölümle hayat aynıdır. Yuhi ve ümit aynıdır, aynı esma. Yani esma ikisine. Mertle hayat aynıdır. Lütuf da kahır aynıdır. Bazılarına musibet nimettir. Çünkü bazıları fakirlikle İslamiyetini koruyabiliyor. Bazısı zenginlikle İslamiyetini koruyabiliyor. Bazısına hastalıkla dinini dindar olabiliyor. Bazısı sıhhatle dindar olabiliyor. Kişiye göre değişiyor. Lütfu kahrın ama arkası aynı. Lütfu kahrın ikisi de aynıdır. Şeyin vahid. Bilmeyen çekti azap, o azaptan kurtulur, sultan olan anlar bizi. Kaynağını bilince mi abi yani evladım? Evet. Yani Allah ile baktığın zaman olaya, niye verdi, bunun için verdi. O zaman tamam. Kimseye de bir şey yapıyorum. Risale'de geçiyor ama Şad-ı Şirazi demiş galiba. Niyazi Misri. Niyazi Misri mi? Niyazi Misri demiş. Şeyde geçiyor değil mi? 26. lema. Orada geçiyor, bir de Emirdan'da geçiyor. O zaman her şey sana lezzet vermeye başlar. Hayat kıpır kıpır gülmeye başlar. Her şey canlanır, hayatlanır, nurlu olur. Sana huzur vermek için adeta her şey yarışıyor. Ben geleceğim sana huzuruna sebep olacağım. Ben geleceğim diye lezzet alır. Herkes sana gelmeye başlar. Eğer bunu kaçırdıysan, yukarıda geçen dört madde ile yeysin zulümatından, kimsesin vahşetinden, erva habisenin izacatından, o vahşetin dehşetinden, erva habise nereden çıktı demişlerdi de, sonra baktıkları zaman bana kendisi söyledi, Hasan kardeş hakkını helal et dedi. Seni çok gıybet ettim dedi ya. Bu nereden çıkmış ya erva habise ya, nereden çıkartıyor bu adam? Ne kitapları okuyor bu falan? Dedim hakkını helal et. Merkülyata çok varmış dedi ya. Ay böyledir ya, çok meşhur bir abi. Şimdi eğer bunu kaçırdıysan yukarıda geçen dört madde ile hiçbir şey ama hiçbir şey senin için yok olur, varlığın bile yok olur. Yani artık seni sarar, yeysin zulümata dönüşür, zulümat yeysi dönüştürür, kimsesizlik, vahşet kimsesizliğe dönüşür, ters yani. Zulümat yeysi doğurur, vahşet kimsesizliği doğurur. İçsel sıkıntı erva habisiyi çeker. Dehşetten vahşet olur. Veya yeisten zulümat, kimsesizlikten vahşet, erva habisenin habiseden izacat, vahşetten de dehşet doğar. A eşittir B, B eşittir A'dır. Devam ediyor muyuz? Asıl sorun, konu değişti. Asıl sorun neyin ne olduğundan ziyade, bak asıl sorun neyin ne olduğundan ziyade nereye göre, yani nispet edeceğimiz ölçünün bilinmemesidir. Neyin ne, bu nedir? Tamam da neyin neye göre, bu hayvana göre hiç manasızdır. Çocuğa göre manasızdır. Yani neyin olduğu değil, neyin nereye göre ne olduğudur. Onun için mesela ne işe yarıyor, kullanayım şimdi. Bir adam bir şey dedi.
Mesela kader yoktur dedi adam. Bunun dediği önemli değil o kadar. Bunun değeri şöyle olur. Ne dedi değil. Kimdir bu? Neyi konuşuyor? Hangi makamda? Maksadı ne? Onun için diyor Üstad 438 miydi sözlerde? Diyor ki edebiyatçıların dediği söylediğine baktan ziyade kim söylemiş? Kime söylemiş? Niçin söylemiş? Makam maksat neymiş? Mesela kader inkar etti. Önemli değil. Bunu söyle, inkar etti bu. İnkar eden de bu. Ama ne adına söylemiş? Şia adına. Şiiler inkar eder kaderi. Ha Şia'dır. Niçin söyledi? Ehl-i sünneti düşmanlığında. Maksadı ne? Şialığı yaymak. Bitti. Her şey bitti. O zaman kaderi ispat etmeye kalkmasın. Şia'yla, yani kiminle yumurtlayacağına meşgul olursan bu sefer sen aslı vazifeni yapamazsın. Kim ne dedi değil. Niçin söylediği, kim için söylediği. Arkadaşlar bunlar ölçü, bu bahset belki 10 saniye aldı ama bu hayatın çok ciddi ölçülerindendir. Mesela bir insan televizyona çıkıp da dini tamir davasında din tahripçiliği yaparsa, bir daha, dini tamir davasında din tahripçiliği yapmak için hadisleri inkar ediyor. Topluma çıkıyorsun, olu ortaz, denilir denilmez, cahili var, şeyisi var. Yani dinsiz var, ortadısı var, gafil var, pamuk ipliğiyle dine bağlı olan var. Sen bu adamların imanını, namazını koruman gerekirken hadis değildir. Peygamberimize şüphe uyandırmak, Kur'an'a şüpheler uyandırmak, hadisi uyandırmak, bu adamın ne dediği değil. Niçin? Ne adına söyledi? Kim? Mütekellim, muhatap, maksat, makam. Bu dört taneden kuvvet alır kelam. Adam inkar etti. O bir sürü inkar edenler var. Şimdi bana da diyor, sen mesela Kur'an okumayı bilmiyorsun. Fatiha'yı bilmiyorsun. Şimdi onu mu ispat edeceğim ben? Sen kafirsin. Ben Müslüman olduğumu mu ispat edeceğim? Şeytan da öyle. Senin imanın yok. Bir dakika dur. Ya imanımı mı ispat edeceğim serseriye, şeytana? Vesvese de kullanan aynı şey. Ya imanım yok. Tamam. Kim dedi bunu? Şeytan dedi. Akçepe'nin hiçbir deli yok. Kim demiş? Kime demiş? Makamı ne, maksadı ne? Niye bana diyor? Mesela bak, makamını söyleyeyim size. Makam şaşıracaksınız. Tuvalete gidiyorum. Ulvi şeyler geliyor. Namaza duyuruyorum. Tuvaletler geliyor. Ulvi sürpriz şeyler geliyor. Makamı görüyor musun bu şey Faruk? Tuhaf değil mi? Namaza duruyorum. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ona ne oldu ya falan. Şu bütün çekler, senetler, hesaplar, kadın, para, makam. Ooo kırla gidiyor. Tuvalete gidiyorum. Allahu Hubsi vel Habais. Girdim içeriye. Sol ayakla girdim. Bu duayı bilmiyorsan bir adım kala Bismillah de tuvalete girerken. Daha girmeden. Bismillah. He, sol ayakla Bismillah. Bir adım kala. Bismillah de gir. Girdim oturdum mu abi? Oho! Bütün Kur'anlar, Elif, La, Mim, Ha, Mim. Dersler geliyor. Lan burada bu olmaması lazım. Bu adam, işte bak, burada da vesvesede kullanıyorsun. Ne dedi önemli değil. Kim bu? Bir, mütekellim. Konuşan kim? Muhatabı kim? İddia ettiği nedir? Hangi makamda yapıyor? Mesela şeytan. Bak gördün mü? Hemen tak diye düşüyor. Ona cevap aramıyoruz. Mesela adam hadis inkar ediyor. Nerede? Makam nedir? Televizyona çıkıp ehilleriyle tartışmıyor. Ehilleriyle tartışmıyor. Halka çupurculuk yapıyor. Çaputçuluk yapıyor. Ne kazanırsam, ne kaparsam. Sokak, o Galata Köprüsü'nde var ya, kimi vurgun vurursa, kimi vurursa, belki 3-5 tane kenardan yakalarım diye. Çakal bu adam. Hadis inkar ediyor. Nerede makam? Televizyonlarda. Yeri mi burası? Değil. Makam yok. Maksadı ne? Hadisi kim inkar ediyor? Ya Vehhabidir ya Şia'dır. Bilemedim şimdi. Şia mı Vehhabi? Dur. Peki. Bu başka ne inkar ediyor? Kaderi. Tak.
Şia. Şia'dır. Kim? O adam. Onun için mütekelim konuşan kime? Makam maksat. Tak diye bitiyor işte. Hemen bitiyor. Cevap aramıyorsun. Yani bir kelamın değer alabilmesi için dört menbaadan kuvvet alır. Mesela bak işte tuvalette geldi. Allah Allah hakkında veya namazda. Allah yok. Nerede? Allah'ı anlatan en huzurun en zirvesinde Allah yoktur geliyor. Huzurun en zirvesinde kadın geliyor. Kadınsa erkek geliyor. Tamam mı? Huzurun en zirvesinde kaybettiğim çorap geliyor. Para, hesaplar geliyor. Ha, bu ne? Abi senin imanın yok. Sen riyakarlık yapıyorsun. Ne? Bu bir söz. Tamam. Tamam korkma dur. Bu ortaya konulan bir şey. Kim koydu bu adam? Allah ve melekleri Allah inkar eder mi? Bir daha. Allah ve melekleri ahireti inkar eder mi? Allah ve melekleri namazdayken çıplak kadın resmini getirir mi? Getirmez. O zaman Allah ve melekleri bu vesveseyi getirmemiştir. Kim getirmiştir? Namussuz getirmiştir. Bitti. Ben adam. Bana diyor ki abdestin yok. Ben zaten abdestsiz kılıyorum. Her zaman abdest olur. Bak gitti. Niye adamı yakaladım? Niye? Lan lojmanda iken abdestin yok demedin. Sünneti kılarken demedin. Yatsıyı kıldırdım demedin. Son sünnet 20 rekat teravih kıldırdım. Selah Twitter'da geliyor. Senin abdestin yok biliyor musun? Ya hakikaten benim senin abdestim yok. Tabii canım ben de hemen bozacağım. Cemaate diyeceğim ki selamun aleyküm yoktu. La, cemaat benim abdestim yoktu ha. Koca teravih cemaatini yeniden kıldıracağım. Adamı camdan aşağı atarlar. Zaten onun için yaptı zaten. Ben ne yaptım? Benim zaten abdestim yok canım. Her zaman abdest alınır mı? Abdestin namazı kıldıktan sonra kazasını yaparım. Ulan bu benden serseri değil. Ne diyecek şimdi adam? Adam ya hiç kale almıyor ki. Allah'a küfür ediyor. Bazıları da şöyle. O be Allah inkar ediyor. Yok diyor. Yok diyorum ben de. Yok ne yapalım? bana diyor ki Allah yok. Yok. Peygamber Ayşe sahtekar. Tamam sahtekar ne yapalım? Sen hani. Ne diyecek daha? Ama şöyle yapsam. Hakikaten Allah yok mu ya? Peygamber'e böyle deniliyor falan. Adam tak işini yoluna koydu işte. Seni raya koydu artık. Eğit. Devam. Yürü yokuşa doğru git bakalım çekebilirsen. Emniyet verirsen şişer. Emniyet verirsen şişer. Emniyet vermezsen söner. Tanırsan tanırsan gider. Tanımasan gelir. İlim onu tard eder. İlim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Hikaye. İşte her içinize gelene şu soruyu sorun. Mütekellim, muhatap, makam, maksat. Ne iddia ediyor bu? Bu. Mesela namazdayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Oo, dizi ne oldu ya? Allah Allah. Orada ya tüh. Yatsı yıkılacağız ama dizi kaçıyor. Veya maç. Ulan kim gol attı ya? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Namazda maçı getirir mi Allah? Tövbe estağfurullah. Melekleri getirir mi? Diziyi getirir mi? Allah getirmedi. Kim getirirse hikaye. Bunun dışındakiler kim getirirse getirsin. Getirsin kaziptir. Neyse tuvaletteyim. Oturuyoruz. Oho! Ayet-i Kübra'dan tefekkürler geliyor. Allah ve melekleri yapmaz. Bu adam yapıyor. Allah ile konuşan Allah inkar et diyor bana. Şeytan böyle bir adam. Allah ile konuşuyor. Yani ya Rabbi bana kıyamete kadar mühlet ver diyor. Allah ile konuşuyor. Konuştuğu kişiyi yani şey tövbe Zat-ı Zülcelal Allah bana diyor ki o yoktur diyor. Böyle bir sistem ha. Adamın ciciğini ortaya çıkarıyoruz böyle. Ruhuna kendine uygun cinsiyet, ceset, sima, gülme, ses, ömür sen seçmiş olsaydın. Bak. Ruh. Allah dedi ki ruhuna, ruhlar aleminde. İrfan, kulum buyur ya. Cinsiyet seç. Ruhun cinsiyeti yok ya. Cesede gelince organları çalıştırıyor. Ruh her şey var. Eşcinsellik de var. Eletik. Dişi midir, erkek midir? İşte değil. He? Soğuk mudur, sıcak mıdır? Ne soğuktur, ne sıcaktır. Peki, katil midir, merhamet midir? Tutarsan gebertiyor değil mi adamı? Nedir peki? Bahtiyere bas. Yok ki böyle bir şey. Eletik ne dişidir ne erkektir. Melaike de böyledir. Her şeyi çalıştıran bir şey olamaz.
Ruh böyledir, tamam mı arkadaşlar? Ruh. Ama cesede gelince, organları çalıştırınca, organları çalıştıra çalıştıra, sporcu koşa koşa, aktif ol, boksör burası gelişiyor. Sporcu ayakları gelişiyor, tamam mı? Mesela kickboksu baldırları gelişiyor. Yüzücü nefesleri gelişiyor. Nurcunun kafası gelişiyor. Tarikatçının kalbi gelişiyor. Yapa yapa gelişiyor. Aynı bunun gibi ruh bu cesede girdi mi? Erkek ilk organlarıyla alakalı duygular gelişti. Hop bunu çandan sonra ben erkeğim dedi. 3,5 yaşına kadar zaten cinselliği, cinsiyetini bilmez. Kız ve erkek bilmez. Her şeyi canlı bilir, cansız ve canlı ayırt edemez. O bulu çağından sonra ben erkeğim dedi, ben kızım dedi. O zamana kadar ruh hiçbir şey değil. Her şey olabildiğine iki kadınların da erkeklerin eşcinselliği var. Ne anlatmaya çalışıyorum? Ruhuna dese ki, ey Hasan, ruhlar alemi, kendine uygun bir ceset seç. Ama öyle bir seç ki, cesede uygun ses, gülme, sima, suret, seç bakalım. Set sana deseydi, neyi nereye göre seçerdin? Ulan psikolojimiz bozulurdu ha. Nereden seçtim şu simayı ya? Ömrü biter ya adamın. Keşke ben bak orada ne güzel bir sima vardı. Dünyayı görmediniz ha. Hiç kimseyi görmediniz. Hiç kimse yok. Ruhlar aleminde teksin. Seç. O simayı nereye göre seçeceksin? Kolu bacağı nereye göre seçeceksin? Ayağı nereye göre seçeceksin? Belki ördek gibi ayak seçerdin. Su için o. Belki kuyruk seçerdin kurbağa gibi veya yengeç gibi yamuk giderdin. Bir dakika, ruhlar aleminde dünyayı görmeden hangi organın için seçecektiniz? Hangi gülmeyi seçecektin sen? Bak sen ne yaptın? Ben... Peki, bunu sen mi seçtin? Olan keşke öyle seçmeseydim diye psikolojimiz bozulurdu ya. Şimdi adam diyor ki gözü kör olsun. Nereden sebep oldu ben bununla evlendim ya. Keşke bunlar söylemeseydi. Bak bir adam biraz hafif iradesi karıştı. Olumsuzluk olunca lanet olsun bilmem ne olsun gözü kör olsun. Kim sebep oldu benim evlenmeme. Bak bir eş seçiminde bile lanet okuyorsun. Bir de ben seçsem bunu. Sesi ben seçtim. Vücudu ben seçtim. Ona kurban. Ya arkadaş bak bir daha söylüyorum. Dünya görmedin. Dünyayı bilmiyorsun. Hiç kimseyi görmedin. Ruha bir ceset seçeceksin. Hangi ceset? Kuş cesedi mi alacaksın? Balık mı alacaksın? Şişman mı yapayım? Olan taş ocağında çalışan şişman alırdım. Hangi cesedi seçeceğim ya? İyi ki bana bırakmamış. Veya daha acayip söyleyeyim. Dese ki ruhlara uyuduk karı koca. Beraber olmak öyle olsa, rüyada girdik. Hadi bakalım ey karı koca, ruhlar aleminde çocuk seçin. Bir tanesini seç, kız mı erkek mi, nasıl seçeceksen seç. Tiplerini seç. Geldikten sonra, keşke ben sana demedim karı kocaya, koca karı. Bu tipi seçme. Bu sesli olmasın. Bu baksana ya, tipine bak ya, bu ayağına bak. Yani kavga bitmez. Hep keşke, keşke demeyecek miydin? Hayatımız kararsızlıkla geçerdi ve perişan olurdu. İyi ki bize bırakmayıp da o seçti. Çünkü niye? Allah seçerken, anne karnında bacak kaya takarken, göz takarken güneşi ve renk ve şekilleri nazara aldı. Allah kulağı takarken sesi nazara aldı. Allah dili takarken gıdaların lezzetini nazara aldı. Şimdi dünyadaki renkleri bilmeyen, güneşi bilmeyen göz seçer mi? Gözün ne olduğunu bilir mi? He? Kulağı mesela, kulağı. Dünyaya gelmediniz, dünya gözükmemiş, kimse görmemiş. Kulak seçer miydi? Niye seçeceksin ki? Sesi bilmiyorsun. Aynen bu örnek gibi insanın ruhundaki yapıyı biz tam bilmediğimizde gelişen hadiseler, bela, musibet, hastalık falan onu bilemiyoruz ne demektir. Cesede biraz sıkıntı olunca sıkıntı. Oysa Allah bu ruha göre malzeme seçerken sıkıntı, fakirlik, sıhhat, selamet, kadın, erkek, elin sıkıştı, ahirete göre yapıyor. Ahirete göre olduğu için en iyisi odur. Niçin? Ruhlar aleminde bana cesedi seçerken dünyaya göre seçmiş. Peki değerlendirin bakalım. Anne karnında ayak niye var? Bir işe yarar mı? Anne karnında manzara mı var? Niye göz takmış? Hele acayip bir şey ha. Su torbasının içerisinde çocuk akciğeri koymuş. Nefes alma cihazı. Lan orada nefesle alakası var mı?
Ne akciğer koymuş? Ha, nefes alınacak bir yere gideceğini gösteriyor. Orayı bilmeyen, dünyadaki oksijeni bilmeyen, hava atmosferini bilmeyen su torbasının içerisine akciğeri yapamaz ve yapmaz. İşte bizdeki beka arzusu da ahireti bilenin işidir. Bilmeyen ve öyle bir yer yoksa bize beka duygusu veremez, bilemezdi, koyamazdı. Şuraya kadar geleyim, kesiyorum. İhtimal zemininden kaynaklanan hiçbir hissin değeri yoktur. Çok acayip. Olabilir. Olabilir. İhtimal. İmanım gidebilir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Namazdayız. Oo, imanım gitti. Abdestim yok. İyi değilim. İhtimal mı kardeşim? Kesin var mı? La ibreten ihtimali gayrin aşan delil. Bir delil, bir emareden çıkmayan bir şey ihtimal. İhtimal, bak ne diyor? İhtimaller zemininden kaynaklanan hiçbir hissin değeri yoktur. Vallahi bu tapu gibi bir cümledir. Vesvese Risalesi'ne çıkarttım. 29. sözden ama. Bak, ihtimaller zemininden çıkan hiçbir hissin değeri yoktur. Olabilir. Karadeniz'de pekmez olabilir. Başka. Bakara suresi 112. ayette. Gidiyorum, atlıyorum. Son tarafına bir şey aldım. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar masum da olmayacak, olacak değiller. İki, böyle iman, ikinci iman var ya, yani buradayken orayı yaşayanlar, enfusi tefekküre muvaffak olanlar, onlara hiçbir korku yoktur, onlar masum da olacak değiller diyor. Başka bir yer. Kulağın her şeyi işitmeyeceğine, gözün her şeyi görmeyeceğine kararı üst birim olan akıllı, akılla bilinir. Aynen öyle de, yani kulakla her ses duyulmaz. Karıncanın ayak sesi duyulur mu? Yok. Daha en büyüğünü söyleyeyim. Gezegenlerin hareketinin sesini duyuyor muyuz? 0,3 ile 0,10'da 7 lambda arasındaki dalga boyu seslerini duyarız. Ondan yükseğini, ondan aşağını duymayız. Yani çok iyi biliriz ki, bu çok önemli bak. Kulak her sesi duymaz ama var. Karınca yürürken ses var ama ben duymam. Gezegenlerin hareketinde ses var ama ben duymam. Ha, kulak her şeyi duymaz, göz her şeyi görmeyeceğini akıl karar veriyor. Aynen öyle de aklın her şeyi bilemeyeceğine, anlamayacağına, hissedip zevk edemeyeceğine de aklın üst birimi olan kalbin ve ruhunla bilebilirsin. Nasıl ki akla diyoruz ki kulak her şeyi duymuyor. Aynen biliyoruz ki akılla göz her şeyi görmüyor. Tamam. Neyle biliyoruz? Akılla. Faruk buraya bak. Faruk'la. Akılla. Bunu biliyoruz. Göz her şeyi görmez der bu. Kulak her şeyi duymaz diyen bu. Bu. Bunun bir üst birimi var. Kalp. Onun da bir üst birimi var, ruh. Ay, nasıl ki göze karar veren akıldır, akla da karar veren kalptir. Kalp diyor ki akıl her şeyi bilemez. Ruh diyor ki kalp her şeyi hissedemez. Üst birim geçince değişiyor hüküm. Anne karnıyla Allah ve ahiret ve dünya ancak bilinir. Mesela anne karnındaki çocuk, biraz önce verdiğim gibi, dünyasız oradaki tasarrufu söyle bana. Niye ayak takıldı, niye kulak takıldı, niye böbrekte, niye akciğer takıldı? Mantığı var mı orada? Orada bir şey yaramıyor ki. Dünyada da yaşarken ruhumuzun sistemi de burada hiçbir şey yaramıyor. O zaman burası için takılmamış, orası için. Burada bırakıyorum. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.